Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Bora Akkaş hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi Bora Akkaş hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1,78 boyundadır. Terazi burcudur. Ailesi hakkında da şu şekilde bilgi vermiştir bizlere. Asıl adım Doğa Bora Akkaş, tek çocuğum. Annem ve babam 3 yaşındayken boşandı. Annemle büyüdüm. Pardon. Annem ve babam ayrılınca biz annemle Gaziantep'e gittik. Birinci sınıftan sonra İstanbul'a geldik. Annem iş hayatını toparlayana kadar arkadaşlarımın yanında kaldık. Arkadaşlarının yanında kaldık. Sonra da Göztepe'de yaşamaya başladık. Benim annem mükemmel bir kadındır. İyi ki annemin oğluyum. Elinde ne varsa her şeyini bana vermiş bir kadın o. O dönem annemin işi için Göztepe'de kalmamız doğruyken şehir tiyatroları Harbiye'de olduğu için hemen Cihangir'e taşındık. Annem kurumsal hayatından vazgeçti. İlginç bir kadın. Duygusal olarak sahip olduğum çoğu şeyi annemden aldım diyerek ifade etmiştir. Çocukluk yıllarından da şu şekilde bahsetmiştir. 1999 tarihinde henüz 9 yaşlarındayken şehir tiyatrolarında eğitim alarak oyunculuğa başladım ve çeşitli oyunlarda rol aldım. Annem anaokulunda da seni sahneden indiremezdik der. Ben kendi gösterim bitince başkalarının yerine de sahnede olacağım diye sürekli ağlarmışım ve sonunda susayım diye kabul ederlermiş. Açıkçası hep göz önünde olma isteğim vardı. 5. sınıfta sahnede olmanın bana iyi geldiğini keşfettim. Şehir tiyatrolarında Aşk-ı Memnu oynuyorduk. Kendi sahnelerimin dışında da oyunu hep kulisten izlerdim ve tüm metni ezbere bilirdim. 12 yaşında dizilerde oynamaya başladım. Ödül aldıktan sonra TMC ile ve Erol Avcı ile tanıştım. Erol abi gerçekten muhteşem bir yapımcıdır. Sette daha az kalmam, derslerimden geri kalmamam için müthiş bir hassasiyet gösterdi. O dönem dizide oynamak çok önemliydi. Çünkü zengin bir aileden gelmiyorum ve hep maddi sıkıntımız oldu. Hep çalıştığım için insanlar beni çocukluğumdan beri tanıyorlar. O nedenle her sene bir işim oluyor. Çocuk oyuncu olarak çok oyunum var. Yetişkin olarak ilk oyunum ise Kabin diyerek anlatmıştır çocukluk yıllarını. Eğitim hayatını ise İstanbul Şehir Tiyatroları'nda eğitim görmüştür ve Işık Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünü bitirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2002 tarihinde Unutma Beni isimli dizide canlandırdığı Sergen karakteriyle ilk adımını atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise 2009 tarihinde yayınlanan Geniş Ailem dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle yıldızı bir anda parlamıştır. Müzik kariyeri hakkında da şu bilgileri vermiştir bizlere. Profesyonel olarak müzikle de ilgileniyorum. Hakuna Matata isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktayım. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarıma başladım. Daha sonra A4 Records'la yolumu ayırıp çalışmalarıma devam ettim ve birçok track yaptım. 2008 tarihinde Miller'ın yaptığı Miller Music Factory yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte Bize Kızma isimli parçayla katılarak ikinci olduk. Tamamen müzik ve oyunculuğa bağımlı yaşayan birisiyim. Rap müziğin içindeki tiyatrallik, kendimi ifade edebilme durumum ve rapin kendisi yani çekiciliği beni cezbediyor. Rap müziği bana daha önce hiç tatmadığım birçok duyguyu tanıtıyor. Ben bir şeyler yazıyorum ve insanlar buna değer veriyor, dinliyor. Bu çok değerli bir şey. Önceden rock grubum vardı. Rock ve benim yaptığım blues, alternatif rock müzikal açıdan emeğe saygı duyulmasını gerektiren bir tarz. 6 yıla yakın bas gitar çaldım. O zaman da bazı konserlere çıkıyordum. O konserlerin atmosferi de farklıydı. Ama bu kadar rahat kendimi ifade ederek yaptığım müziği hiçbir şeye değişmem.
diyerek anlatmıştır. Kendi kişiliği hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Duygusal, mütevazi, sakin birisiyim. Kendi paramı kazandığım için yaşıtlarıma göre daha olgun olduğumu düşünüyorum. Yani biraz daha erken büyüdüm. Küçük yaşta birçok sorumluluk üstlendim demiştir. Düşünce tarzını ise şu cümlelerle anlatmıştır. Müzik ve oyunculuk hayatımın en önemli iki unsuru. Çok erken yaşlarda mesleğe başladığım için tanınmak bana çok enteresan gelmiyor. Ben çok küçük yaştan beri ekranda olduğum için tanınmaya alışık biriyim. Sakin ve duygusal bir adamım. Çoğu zaman içime ağlarım diyerek ifade etmiştir kendisini. İlk sinema filmi deneyimini ise Gönlümdeki Köşk Olmasa isimli filmden yaşamıştır. Mesleği hakkında da şu bilgileri vermiştir bizlere. Oyunculuktan başka bir işte başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Tanınıyor olmak bende bir duygu değişimine hiç neden olmadı. Çünkü evde hiç öyle bir muamele görmedim. Bir de tanınan biri olmaya alışığım. Bu beni şımartmıyor. İnsanlar beni çocukken yanağımdan sıkarak severlerdi. Geniş aile döneminde liseli gençlik seviyordu ve fotoğraf çektiriyordu. Şimdi ise fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar diyerek bizleri bilgilendirmiştir. Bugüne kadar oynadığı dizileri sıralayacak olursak da 2002 tarihinden başlayacağız. 2002 tarihinde Unutma Beni isimli dizide Sergen karakterini canlandırmıştır. 2004 tarihinde Avrupa Yakası'nda Çaycı Çırağı'nı oynamıştır. 2004 yılında Yağmur Zamanı isimli dizide Bora karakterini canlandırmıştır. 2004 tarihinde Dişi Kuş isimli dizide rol almıştır. 2007 tarihinde Son Tercih isimli dizide Mert karakterini canlandırmıştır. 2008 tarihinde Cesaretin Var mı Aşka isimli dizide Soner Karataş karakterini canlandırmıştır. 2009 ve 2011 sezonlarında Geniş Aile dizisinde Zekai karakterini canlandırmıştır. 2012 tarihinde Annem Uyurken isimli dizide Mert karakterini canlandırmıştır. 2013 tarihinde Bebek İşi isimli dizide Ozan karakterini canlandırmıştır. 2013 tarihinde Her Şey Yolunda Merkez isimli dizide Efe karakterini canlandırmıştır. 2013 tarihinde Yüksek Giriş isimli dizide Doğukan karakterini canlandırmıştır. 2014 tarihinde Boynu Bükükler isimli dizide Denişik Mithat'ı canlandırmıştır. 2014 tarihinde Ruhumun Aynası isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. 2016 tarihinde Çifte Saadet isimli dizide Tarık Çatık karakterini canlandırmıştır. 2017-2018 tarihinde Aslan Ailem dizisinde Mutlu Aslan karakterini canlandırmıştır. 2017 tarihinde Dayan Yüreğim isimli dizide Rıfat karakterini canlandırmıştır. 2019 tarihinde Dengi Dengine isimli dizide Mert karakterini canlandırmıştır. 2019 tarihinde Kurşun isimli dizide Rıfat Ayaz karakterini canlandırmıştır. 2020 tarihinde Tutunamayanlar isimli dizide Yağız karakterini canlandırmıştır. 2020'de Menajerimi Ara dizisinde kendisi olarak konuk oyuncu olmuştur. Bugüne kadar rol aldığı filmler ise birçok sinema filminde rol almıştır. Sondan başlayacak olursak 2021 tarihinde Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü isimli filmde rol almıştır. 2019 Topal Şükran'ın Maceraları, 2018 Hür Kuş Göklerdeki Kahraman, 2017 Poyraz Karayel Küresel Sermaye, 2017 I Love You Too, 2016 Kocan Kadar Konuş Diriliş, 2016 Geniş Aile 2 Her Türlü gibi filmlerde rol almıştır. En sonunda 2016 Annemin Yarası filmi de güzel bir oyunculuk sergilemiştir.
hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.